Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz beden ve zihinsel gelişimin en hızlı olduğu okul döneminde doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması çok önemli. Biz de Tonguç Akademi ekibi olarak beslenme uzmanımıza sorduk. Okulda ve teneffüs aralarında abur cubur, bisküvi, çikolata gibi paketli ürünler tüketmek yerine okula giderken yanınıza alabileceğiniz pratik ve sağlıklı atıştırmalıkları hazırladık. Kısa bir hatırlatma yapalım. Hazırladığımız bu atıştırmalıklarımız herhangi bir sağlık problemi olmayan öğrencilerimiz için geçerli. Hadi başlayalım. Birinci menümüzde yoğurt, yulaf, muz ve kuru yemişlerden hazırladığımız bir karışımımız var. Yoğurt protein bakımından çok zengin, yulaf ve muz zaten lif bakımından çok zengin. Yanında da doğal yağlar olarak geçen kuru yemişlerimiz var. İçecek olarak da biz portakal suyunu tercih ettik ve ekstra olarak tabii ki suyumuz var. Suyu tüm öğünlerde, öğün aralarında mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Bunların hepsini pratik olsun, her zaman yanımda taşıyabileyim diye böyle bir saklama kabına koydum. Bu şekilde çok pratik oldu. İstediğim zaman çantamdan çıkarıp istediğim yerde yiyebilirim. Şimdi bir sonraki atıştırmalığımıza geçebiliriz. Şimdi sırada ikinci atıştırmalığımız var. Birazcık yeşillik var, domates var, salatalık var. Bunlar lif bakımından zengin, vitamin ve mineral içeriyor. Daha sonra siyah zeytin var. Siyah zeytin de omega 3 bakımından çok zengin, sizin okul başarınızı artıracaktır. Ve karbonhidrat var. Karbonhidrat olarak biz bu kez nohut tercih ettik. Ama siz isterseniz başka bakliyatlar da kullanabilirsiniz. Daha sonra yanında bir tane mevsim meyvesi tercih ettik. Siz de mevsim meyvesini özellikle tercih etmeye dikkat edin. İçecek olarak da kefir var. Kefir probiyotik bakımından çok zengin. Sizin sindirim sisteminizi ve bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Daha sonra ben bunlarla doymam diyorsanız yanınıza yine bir avuç kuru yemiş alabilirsiniz. Son olarak da tabii ki suyumuz var. Ben yine bunları pratik bir şekilde yanımda taşımak için yine bu saklama kabını tercih ettim. Böyle daha pratik oluyor ve istediğiniz zaman yine çantanızdan çıkarıp yiyebileceksiniz. Afiyet olsun. Şimdi diğer atıştırmalığımıza geçelim. Üçüncü atıştırmalığımızda ise tortilla ekmeğine sandviçimiz var. Beyaz ekmek tercih etmedik. Bunun sebebi de beyaz ekmek kan şekerinizi aniden yükseltip hızlı bir şekilde acıkmanıza sebep oluyor. Bu yüzden tam tadı ekmekler tercih etmeye dikkat edin. İçecek olarak da protein kaynağı olan ayran tercih ettik. Meyve olarak da mekanın sahibi geldi. İki tane mandalinamız var. Yine doymam diyorsanız yanımızda kuru yemişimiz de olsun mutlaka. Ve son olarak da tabii ki suyumuz her zaman yanımızda olacak. Afiyet olsun. Şimdi sırada dördüncü atıştırmalığımız. Sıra geldi son atıştırmalığımıza. Lif, vitamin, mineral, protein bakımından tüm besin gruplarını içeren bir atıştırmalık hazırladık. İçecek olarak portakal suyu tercih ettik. Ve yine mevsim meyvesi olan armut var. Ve son olarak tabii ki suyumuz yine yanımızda olacak. Ben bunların hepsini yine bir arada daha pratik bir şekilde taşımak için böyle bir saklama kabına koydum. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Kısaca özet geçmemiz gerekirse, okulda yanından ayırmayacağım besinler. 1. Taze meyveler. 2. Ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler. 3. Yine incir, kayısı, erik gibi kuru meyveler. 4. Süt, ayran, kefir, peynir gibi protein kaynağı olan besinler. 5. Ev yapımı tam tahıllı poğaça, kek, sandviç gibi karbonhidrat kaynağı besinler. 6. Tabii ki su. Kilon başına 30 ml su içmeyi unutma. Hepinize afiyet olsun. Sorularınız varsa yorum olarak bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.